Peki Evet. hocam mahlasları nasıldı yani nasıl mahlaslar Mahlas, bu soru güzel. Çünkü mutlaka belirtilmesi gereken bir tespitimiz var. Erkek şairler, mesela Bağdatlı Ruhi'nin ismi Osman. Efendim, Fuzuli'nin ismi Mehmet, Mehmet. Nabi'nin ismi Yusuf. Ama bunlar ayrıca şiirde kullanmak üzere bir isim seçiyorlar. Erkeklerde bu gelenek var. Ama kadınlar bilhassa kendi isimlerini, buradaki bizim de hazırladığımız kitaplardaki isimler hepsi kendi isimleri. Bir iki tane kendi isminin dışında mahlas seçen şairimiz var. Diğerlerinin hemen hepsi kendi ismini mahlas olarak seçiyor. Tabii bunun için böyledir diye düşündüğümüzde ancak bizim bulabildiğimiz şey zaten işte birinin ismi Leyla. Yani Leyla'dan güzel bir kelime yok mahlas için. Birinin ismi Şeref. Şeref Hanım da güzel. Mihri, Zeynep. Bunlar yani kadın isimleri mahlasa çok uygun. Kulağa da hoş geliyor. Kulağa hoş gelen. Feride. Efendim hem anlamı itibarıyla hem efendim ses yapısı itibarıyla, imlası itibarıyla. Dolayısıyla kendi isminden daha güzel bir mahlas olmaz diye herhalde. Kendilerini gizleme ihtiyacı da duymuyorlar. Duymuyorlar. Evet. Duymuyorlar. Hiç daha cesurca. evet yani o bilgi şeylerine de güvendikleri için ha bazen sıkıldıklarında mesela benim Leyla Hanım bir ara böyle işte kendisiyle ilgili herhalde biraz bir şeyler söylendi ki iç badeyi gülşende ne dirlerse desünler alemde sen eğlen de ne dirlerse disünler diye başlayan harika şebnem mi sanur leyli sirişkim o şefacu gül gibi iderhande nedirlerse desinler diye nedirlerse desinler redifli böyle harika güzel ki kendisinden sonra da nazireler yazılan yani o arada şeyi kesiyor nedirlerse desinler yapacağını yap diyor efendim biraz kendini düşün diyor. Kadın şairlerimizin bu şekilde bir şeyleri var. Hatta belki yani Ümran Hanım da ona katkıda bulunur. Erkeklerden farklı tarafları hiç yok değil, var. Erkeklerin aşıklığında asla sevgiliye itiraz etmemek, sevgiliden gelen her türlü cefaya katlanmak varken kadın şairlerimiz biraz onu özellikle son dönem kadın şairleri kaldırıyorlar. Biz ona vasuh tarzı diyoruz. Yani res çeken, yani aşığa da res çeken bir yapı var. Mesela Ben şöyle bir beyit var Hatun. hocam, evet. Söyle, Terk söyle. eyle seni terk edeni sen dahi mihri diyor. Yani bu hiç erkek şairlerde Evet. görmediğimiz bir şey. Görmediğimiz, Erkek göremeyiz. şair terk edilse bile o çevrede hep dolaşır. Evet. Bir şekilde tekrar sevgili dikkatini çekmek için veya bundan mutlu olur böyle. Ama mihri diyor ki terk eyle seni terk edeni sen dahi mihri. Ayara kayıp seni o biyar giderse. Hani düşmanlarına senin kayıp da giderse sen de o sevgiliyi terk et diyor. Leyla'da var hocam bir tane Evet. taze güftarımı ayara verip de Leyla kendimi mazhara-i nas edemem sultanım diyor. Yani ben diyor bu taze sözlerimi başkalarına verip de kendimi halkın maskarası edemem ey sultanım. Evet. Çok gururlular. Yani Evet. normalde aslında hani çok sık kullanılan canan eğer isterse canımı minnet canıma can nedir ki kurban etmeyem cananıma. Erkek şairlerin genel yaklaşımı bu. Her halükarda canan bir şey isterse ona canını hediye eder, Evet. kurban eder. Ama bizim Evet kadın hocam, şairlerimiz günümüzde bu anlayış biraz değişmiş olsa da
Eskiden böyleydi. Evet. Evet. Yani bu günümüzdeki değişikliğin müsebbiplerinden biri herhalde kadın şairlerimiz. Bu işi başlatmışlar. Evet.